Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Evet, şimdi de fikri mülkiyet konusunda 20 yılı aşkın tecrübesini ve konuya ilişkin dikkat edilmesi gerekenleri bizlerle paylaşan Evreka Patenti. Gelin beraber tanıyalım. Bekir Bey'e hoş geldiniz diyelim. Merhaba, ismim Bekir Güven. Evreka Patent Hukuk Bürosu'nun kurucusuyum. Türk Patent Yeniden Değerlendirme Kurulu eski üyesiyim. Türk Patent Marka Kurumu'nda yaklaşık 15 yıl görev yaptım. İspanya'da Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nde 2016-2017 yıllarında görevlerim oldu. Cenevre'de Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nda Türkiye adına görevlerde bulundum. 5 yıl kadar önce de Türk Patent Marka Kurumu'ndaki görevimden istifa ederek Evreka Patent Hukuk Bürosu'nu kurdum. Türk Patent Marka Kurumu, uluslararası ofisler nezdinde yetkinliğe sahip, deneyimli yöneticileri, alanında uzman marka patent vekilleri, fikri mülkiyet hukuku alanında deneyimli mühendisleri, danışmanları ve hukukçularıyla Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen firmalarına marka, patent, telif hakları konusunda nitelikli hizmet sağlıyor. Bu bahsettiğim firmaların bazılarına ve sunduğumuz hizmetlerin detayına web sitemizden ulaşılabilir. Evet, öncelikle tebrik ederim. Harika bir kariyere sahipsiniz. Tecrübelerinizi de taşlandırarak aslında bu sektöre dahil olmuşsunuz. Şimdi bu konuyla alakalı genelde çok fazla şey merak ediliyor Bekir Bey. O yüzden izleyicilerimizi biraz daha sizlerle birlikte bilgilendirelim istiyorum. O yüzden diğer soruma geçeceğim. Marka ve patentleri korumanın öneminden bahsedersek, ki burası çok önemli. Fikri ve sinayi hak sahiplerinin haklarının ihlal edilmemesi ve özellikle hukuki bir ihtilafla karşılaşmaması için neler yapılmalıdır? Son 20 yıldır özellikle fikri haklar alanında mevzuatın güçlendirilmesi, kurumsal altyapının güçlendirilmesi, İlaçlandırma çalışmaları, farkındalığın artırılmasına yönelik çok detaylı çalışmalar, yoğun çalışmalar yapıldı. Aslında şu anda firmalarımız Türkiye'de markalarının, patentlerinin, telif haklarının korunması konusunda çok önemli olduğunu farkındalar, bu bilgiye sahipler. Restoranlar bile artık diğerlerinden farklılaşmak amacıyla coğrafi işaretler kullandığını, coğrafi işaretli ürünler kullandığını, programlarda, yarışmalarda coğrafi işaretli ürünler kullanımının önemine vurgu yapıldığını görüyoruz. Bilinç düzeyinin arttığını görmek memnuniyet verici, ama öte yandan firmaların detaylı olarak tescil süreçleri hakkında ve sonrasında koruma hakkında detaylı hukuki bilgiye sahip olması da beklenemez. Bu dünyada da böyle değil zaten. Bu noktada biz müvekkillerimize tescil sürecinin başından başlayarak, marka, tasarım, telif haklarının yaratılma sürecinden başlayarak tescil sürecine ve tescil sonrasında koruma sürecinde nitelikli hizmet sunmaya çalışıyoruz. Firmalara özellikle burası önemli. Bize markalarını, örneğin markalarını oluşturduktan sonra bunun tescilini talep etmelerini değil, daha en başta marka oluşturma sürecinde dirsek temasında beraber çalışmayı öneriyoruz. Çünkü birçok marka piyasaya sunulduktan sonra hukuki engelle karşılaştığı için toplanmak zorunda, piyasadan çekilmek zorunda kaldı. Billboardlardan reklamları indi, çok ciddi hukuki problemlerle karşılaştılar. Yine hakeza patentlerle alakalı da benzer bir şey söyleyebilirim. Uzun yıllar masraf edilen, emek harcanan Ar-Ge projelerinin sonucunda ortaya çıkan ürünün dünyanın bir yerinde çoktan bulunduğu, patent dokümanlarına girdiği vaka sayısı hiç az değil ülkemizde. Bu anlamda müvekkillerimize daha bu fikri hakların yaratılma sürecinde dirsek temasıyla çalışmayı öneriyoruz. Bu anlamda eğitimler düzenliyor firmalara, personellerinin bu bilincinin arttırılmasına dönük. Sonrasında da bu marka patentlerin oluşturulması, tescili ve korunması konusunda nitelikli hukuki destek sağlıyor. Peki gelecek hedefleriniz nelerdi? Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle şunu söylemek lazım. Türkiye'de fikri mülkiyet haklarının tescili genellikle tapu tescili gibi firmaların evrakları teslim ettiği ve tescil sürecinin takip edildiği danışmanlık türüyle sınırlı kalıyor. Dünyada bu böyle değil aslında. Yani Avrupa'da nitelikli hukuk firmalarının daha tescil sürecinin başında, fikri hakların yaratılma sürecinin başından sonuna kadar nitelikli hizmet sunduğu strateji çizdiğini görüyoruz. Türkiye'de böyle bir boşluk vardı açıkçası.
Türk patentteki ve uluslararası alandaki tecrübelerimize dayanarak amacımız bu boşluğu doldurmak. Türkiye'deki firmalara da nitelikli Avrupa düzeyinde, dünya düzeyinde nitelikli hukuki desteği sağlamak istiyoruz. Bu ünvalde portföyümüz her geçen gün artıyor zaten. Müvekkillerimiz bizi diğer müvekkillerine tavsiye ediyor. Hızla büyüyoruz. Amacımız firmalarının hak ettiği nitelikli hukuki desteği sağlamak diyebilirim. Çok da güzel söylediniz. Son cümlenizin ben özellikle altını çizmek istiyorum. Peki yavaş yavaş toplayacak olursak sohbetimiz için son olarak neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle teşekkür etmek isterim. Fikri mülkiyet alanında farkındalığın arttığını söylüyoruz ama yine çok sayıda firma, yeni firma piyasaya giriyor. Genç girişimciler piyasaya giriyor. Onlarda bu farkındalığın oluşması, bu haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunması çok önemli. Bu anlamda bize de bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sohbetti. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi de yönetici ortak avukat Ali Küçük Şahin'le olan sohbetimize geçiyoruz. Çünkü daha öğreneceğimiz çok şey var. Hadi gelin Ali Bey'e gidelim. Evet Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle sizleri tanıyalım. Avukat Ali Küçük Şahin. Meslek hayatıma ben de Bekir Bey gibi 2006 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'nda başladım. Yaklaşık 18 yıl süren görevimin son 9 yılında kurumun nihai karar merci olan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nda kurul üyesi olarak görev yaptım. Ayrıca İspanya'da bulunan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nde uzman olarak 1 yıl süreyle çalıştım. 2024 yılına geldiğimizde ise kurumdaki görevlerimden istifa ederek ben de Evrek ailesine katıldım. İyi ki de katıldınız. Bugün çalışmalarınızdan söz ediyoruz birlikte. Şimdi şirketin kuruluşunu ve genel çerçevede yapılan çalışmaları Bekir Bey'den dinledik. Sizinle izleyicilerimiz için biraz daha detaya inmiş olacağız. Şimdi işlerinize baktığımızda önce bir firmasınız aslında. Ulusal ve uluslararası birçok şirkette işbirliğiniz, partnerliğiniz bulunuyor. Önce ben bu süreç nasıl gelişti bunu sorayım. Gelinen noktada nasıl bir başarıya sahipsiniz? Esasen ulusal ve uluslararası düzeydeki öncü firmalar fikri mülkiyet hukukunun, fikri mülkiyet haklarının ne kadar önemli olduğunu farkındalar. Ancak bu firmalar bile nitelikli ve kapsayıcı hizmete ulaşmakta bu alanda kimi zaman zorluk yaşıyorlar. Bu alandaki aksaklıklar ise firmaların ticari operasyonlarının aksamasına ve kimi zaman da ciddi maliyetlere sebep olabiliyor. Uluslar ve uluslararası öncü müvekkillerimiz ise açıkçası ekibimizin geçmişine ve tecrübesine güvenerek bizle çalışmaya başladılar. Akabinde nitelikli bir hizmete ulaşmanın verdiği memnuniyetle bağlantılarını bizi tavsiye ettiler ve bu sayede portföyümüzü hızla büyütmeye devam ediyoruz. Çok güzel. Şimdi biliyorsunuz ki sektörde çalışmalarıyla aslında ön plana çıkan birçok rakibiniz de var. Evet. Bu çalışmalar ve rakipleriniz arasında nasıl ön plana çıkıyorsunuz? Sizin farkınız nedir? Her şeyden önce Türk Patent ve Marka Kurumu'ndaki geçmişimiz, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ndeki geçmişimiz, tecrübemiz en önemli farkımız. Bunun yanı sıra müvekkillerimizin öncelikle ihtiyaçlarını doğru analiz ederek bu ihtiyaçlarının analizi çerçevesinde onlara doğru bir strateji sunuyor olmamız, bütüncül bir strateji sunuyor olmamız bir diğer farkımız. Bunu yaparken müvekkillerimizin karar alma süreçlerine de doğrudan katılarak kimi zaman ihtiyaç duydukları eğitimleri de kendilerine sağlıyoruz. Ayrıca sadece vekaleten bir işlem yürütmekten ziyade müvekkillerimizin fikri mülkiyet portföyünü yönetiyor ve yargı süreçleri de dahil olacak şekilde bütüncül bir hizmet sunuyoruz. Evet, Lifestyle'ın sevgili izleyicileri, bugün sizler için Ankara'daydık efendim. Fikri mülkiyet hukuku üzerine harika bir sohbet gerçekleştirdik. Kurucu Bekir Güven ve yönetici ortak avukat Ali Küçük Şahin bizlerleydi. Şimdi sözü yeniden Aycan Bey'e bırakıyoruz. Evet, bugün konuklarımızın değerli katkılarıyla bilgi dolu sohbetler gerçekleştirdik. Sektörlerin gelişimi için atılan adımlar, yenilikler ve değişim rüzgarları geleceğimizi şekillendirecek önemli bileşenlerdir. Dolayısıyla programımızda paylaşılan deneyimler ve bilgiler hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli birer kaynak niteliği taşımaktadır. Bu programda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, konuklarımıza ve siz değerli seyircilerimize teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteği, motivasyon kaynağımız ve programımızın başarısının en büyük nedenidir. Sizleri bir sonraki programda tekrar ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Herkese sağlıklı, mutlu ve verimli günler diliyorum. Hoşça kalın.
Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.